Bildiğiniz üzere seçildiğimiz günden beri aklım fikrim hep kentsel dönüşümde dedim. Gerçekten de kentsel dönüşümle ilgili geçmişten bu yana yapılan Konak Belediyesi'nde en büyük hamleyi gerçekleştirdik. Gültepe bölgesindeki 300 hektarlık alan, yine Beştepeler bölgesindeki 200 hektarlık alanın yaklaşık 28, toplam 28 mahalle, yaklaşık nüfus olarak da 100 bin kişiyi etkileyecek bir kentsel dönüşüm tasarımını gerçekleştirdik. Planlamaları bitti. Gültepe biraz daha hızlı gidiyor şu anda. Gültepe'de parselasyon planlarının iki bölgesinden bir tanesini askıya çıkardık. O tamamlandı. Yine dördüncü bölgeyi şimdi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Konağın en büyük problemlerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Bir kere yapı envanteri olarak çok eski bir yapı envanteri var. 50 yıllık, 60 yıllık binalar, ekonomik ömrünü tamamlamış binalar veya bu tür çarpık yapılaşmanın olduğu alanlar. Bir yerden başlamak lazım. Biz elimizi taşın altına soktuk ve bununla ilgili de oradaki vatandaşlarımızla tam uzlaşı sağlayarak ve yerinde dönüşümü aynı Narlıdere'de modeliyle burada gerçekleştireceğiz ve şunu buradan belirtmek istiyorum. Oradaki vatandaşlarımız belediyeyle sözleşmeler yapacaklar. Herhangi üçüncü bir şahıs, müteahhit, herhangi bir çalışma grubuyla yapmamaları konusunda kendilerini buradan uyarmak istiyorum. Onların verdiği güçle bu işi yapacağız. Belediye tek başına hiçbir zaman kentsel dönüşümü yapamaz. Oradaki vatandaşların uzlaşısı olması lazım.